Anadolu Ajansı'nın son iki seçimde yapmış olduğu yayın politikalarına baktığımızda bugün henüz sandıkların %9'unun bu saat itibariyle açıklanmamış olmasını da dikkate aldığımızda ve bu sonucu, bu veriyi paylaştığında nasıl bir ihlal, nasıl bir ihmal alanının oluşturulduğunda dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli basın mensupları, her şeyden önce seçim kanunu çok açık ve net bir ibare taşımaktadır. Mühürsüz oy pusulası ve mühürsüz zarfın kullanılacağı her bir oy geçersizdir. Şu an itibariyle yüzlerce itiraz dilekçemiz bu konuda söz konusudur. Bütün bu işlemler böyleyken bu oylar geçerli sayılmış olup sonuca tesir etmesi yine bir başka şaibe alanını oluşturmaktadır. Şu soruyu soruyoruz. Mühürsüz ve hukuka aykırı olan bu oy pusulalarının yüzde kaçı evettir, yüzde kaçı hayırdır? Bu soruya verilebilecek yanıt dahi ne kadar şaibeli bir durumla karşı karşıya olacağımızın da göstergesini oluşturacaktır. Değerli basın mensupları, açık sayım, gizli oy, açık sayım ilkesi ihlal ediliyor. Şu anda bile kimi birleştirme tutanaklarının ve işlemlerinin yapıldığı merkezlerden müşahitlerimiz ve veya yurttaşlar uzaklaştırılmak isteniyor. Bu açık ve net bir şekilde seçim ihlalidir. 668 sandığın sonuçları müşahitlerimizin, sandık kurulu üyelerimizin bize ulaştırmış olduğu bu tutanaklar ile seçim kuruluna gönderilen tutanaklar arasında farklar bulunmaktadır. Bu sayı 668 ile sınırlı kalmayacak. Bu sayı her geçen dakika artıyor. Dolayısıyla bu itirazlarımız da devam edecektir. Şu anda Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere pek çok yerde müşahitlerimiz adeta baskı altında tutulmaktadır, dövülmektedir, alanlardan uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Çok açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz. Sandığa giren irade her ne ise, sandıktan çıkan irade ve kayıtlara giren irade aynı irade olmak durumundadır. Hiç kimsenin, milletin, halkın iradesini olduğundan farklı gösterme hakkına sahip değildir. Bu itibarla da sonuçlar, kesin sonuçlar açıklanıncaya kadar Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşan bütün tutanaklar resmiyete kavuşuncaya kadar herhangi bir ajansın vereceği veri, herhangi bir ajansın vereceği açıklama hukuken de, ahlaken de, siyaseten de sonuç olarak tabir edilemez. Bu itibarla da Yüksek Seçim Kurulu'nun yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün bu itirazlar sonuçlanıncaya kadar seçimin kesinleşmediği hususunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. İkinci bir çağrımız da bütün sandık kurulunda bulunan gerek müşahitlerimiz ve gerek sandık kurulunda görev alan arkadaşlarımızadır. Islak tutanaklı imzalar mutlaka ama mutlaka merkezimize ulaştırılsın. Bunlar aynı zamanda seçim kuruluna ulaşmış olan tutanaklarla da mukayese edilecektir ve aradaki fark, aradaki ihmal alanı ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu vesileyle ben bir kez daha sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şu an itibariyle iki milletvekilimiz Mithat Sancar Bey ve Dirayet Taşdemir bu ihlallerin giderimi konusunda ve itirazlarımızı aynı zamanda yetkilendirilmiş arkadaşlarımızla birlikte sunmak adına Yüksek Seçim Kurulu'nda bulunmaktadırlar. Yani bu saat itibariyle henüz bu seçim tamamlanmamıştır, henüz bitmemiştir. Bir kez daha söylüyorum, HDP'nin duruşu açık ve nettir. Sandığa giren irade her ne ise, sandıktan çıkan irade de o olmalıdır. Tutanaklara, kayıtlara geçen irade de o olmalıdır. Şüphesiz ki seçim sonuçlarına dair, seçim sonuçlarının nasıl okunması gerektiğine dair esaslı değerlendirmemizi ilerleyen saatlerde ve veya daha sonraki zaman dilimi içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız.
Eğer sorunuz varsa bu konuda. Bu bahsetmiş olduğum 668 tutanak, ıslak imzalı tutanak seçim sonuçları ile, yani evetlerin sayısı ile hayırların sayısı, Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşmış olan tutanaklarla örtüşmemektedir. Yani bizdeki tutanaklardaki hayır sayısı, seçim kuruluna ulaşmış olan tutanaklardaki hayır sayısından daha fazladır. Ve bu sayının artacağını düşünüyoruz. Sadece bu 668 tutanak değil mesele. Bunun daha fazla olduğundan kaygı duyuyoruz. Dolayısıyla gerek hükümetin ve gerekse ilgili olan tüm kurum ve kuruluşların seçim sonucunu ilan etme konusunda aceleci davranmamaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Çünkü alelacele yapılacak bir açıklama maalesef şaibe boyutunu daha da güçlendirecektir. Bir kez daha söylüyoruz. Meramımızın anlaşılmasını ve doğru okunmasını diliyoruz. Sandığa giren irade her neyse, sandıktan çıkan irade de o olmalıdır ve her türlü şaibeden, her türlü şüpheden uzak bir açıklıkta gizli oy, açık tasnif ve yurttaşın görmesine olanak tanıyacak bir dizaynla, yani ilgili seçim kanunlarında düzenlenen şekliyle olmalıdır. Onlarca şikayet alıyoruz. Sandık birleştirme işlemlerinin yapıldığı, sayım işlemlerinin yapılmış olduğu arenadan insanlar uzaklaştırılıyor. İşte bütün bunlar bir kez daha zaten referandum atmosferinin olağanüstülüğü, Kürt coğrafyasında sükunetin koşullarında yapılmış olması ve bugün yaşamış olduğumuz bütün gelişmeler meşruiyet krizine bir başka meşruiyet krizi eklemiştir. Bu meşruiyet krizinin ortadan kaldırılması için bir kez daha sorumluları, yetkilileri duyarlı olmaya ve bu şaibelerin giderilmesi konusunda çok açık ve net bir tutum almaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.